Kuryelik sanırsam günümüzün en popüler mesleklerinden bir tanesi. Hatta eminim bu videoyu izleyenler arasında da bir sürü kurye olacak. Pandemide eve kapandığımız dönemde bir şeylerin değişeceğini biliyorduk. Tekrar sokaklara çıkmaya başlayacağımız dönemden sonrası eski hayatımız gibi olmayacaktı. Bu mesleklere de yansıdı. Mesela kuryelik pandemiden öncesine kadar bu kadar büyük bir meslek ağı değilken şu anda yüz binlerce insanın ekmek teknesi haline geldi. Bunun en büyük nedeni tabii ki eve siparişler. İnsanlar dışarı çıkamadıkları zamanlarda kuryeler yardımıyla evlerine bir şeyler aldılar. Benim de evime minimum günde bir tane kurye gelir, gerek yemek olsun, gerek market alışverişi olsun ve eminim aranızda onlarla yaşadığınız birçok anı da vardır. Bu mesleğin tercih edilme sebeplerinden en önemlisi Türkiye standartlarına göre genelde iyi bir para bırakması. Çünkü şu anda 6.000-7.000 lira kuryelik yaparak kazanmak mümkün ve insanlar bunu gördükleri zaman sonuç olarak öyle inanılmaz vasıf gerektiren bir şey değil. Motor kullanmasını biliyorsan yapabiliyorsun bu mesleği. Direkt işin içine giriyorlar. Eyvallah, bu konuda bir problem yok. İnsanların para kazanması falan çok güzel şeyler. Ancak son dönemde bilmiyorum fark ettiniz mi? Ya da haberleri takip ediyor musunuz? Kurye ölümleri gittikçe artıyor. Ya da kuryelerin yol açtığı kazalar. Bunların atası aslında bir pizza markasına dayanıyor. Telif ya da dava sıkıntıları olmaması için görsel veya isim vermeyeceğim ancak çok bilinen bir pizza markası desem, domino taşlarıyla da alakalı desem herhalde anlamışsınızdır. O pizza markasının yıllar önce bir kampanyası vardı. Hatırlayanlar vardır. 30 dakika içerisinde pizzan kapında olmazsa biz pizzayı sana bedava veriyoruz. Şimdi bu tüketici için mükemmel bir kampanya. Çünkü biz de bundan faydalanmıştık ve gerçekten çok keyifliydi. Bir şeyi bedava yemenin hissi gerçekten süper. O da nasıl olmuştu? O dönem şimdiki kadar Facebook ya da pizza gibi şeyler yiyemiyoruz. Sanırım biraz daha lükstü. İşte alınırsa 2 ayda bir falan alınıyor. Ve babam dedi ki bir gün hadi pizza yiyelim. Tamam, nereden söyleyelim? Oradan söyleyelim. Beklemeye başladık. Gelmedi 30 dakika içerisinde. 35. dakikada kapımız çaldı. Ve kurye inanılmaz üzgün bir şekilde para falan da istemeden pizzayı uzattı ve gitti. Dediğim gibi tüketici açısından inanılmaz güzel bir kampanyaydı. Ve yine hatırlayanlar vardır, uzun yıllar 30 dakika içerisinde kapınızda olmazsa pizzanız bedava kampanyası devam etti. İyi de hiç düşündünüz mü bu kampanya neden birdenbire kaldırıldı? Yani eğer tutmamış olsa ve üretici bundan zarar etse çok hızlı bir şekilde kaldırılırdı ama bu yıllarca devam etti. Kaldırılmasının nedeni devamlı olarak gerçekleşen kurye ölümleriydi. Artık tam olarak nasıl bir prosedür uygulanıyordu o dönem bilmiyorum ama sonuç olarak kuryelerin sırtına büyük bir sorumluluk biniyordu. Zaten pizzanın yapımı 15 dakika falan desek, eğer biraz da adres uzaktaysa, kuryeler kimi zaman yetiştirmek için kuralları çiğneyebiliyordu, kimi zamansa hayatlarını bile verebiliyorlardı. Ki bu hala böyle arkadaşlar. Birçok küçük işletmede işte genelde bunlar Adana dürümcü oluyor ama tek amacın paket servisi eve yetiştirmek olduğunu görebilirsiniz. Hiçbir şekilde kask vesaire takılmaz. Ve trafiğe çıkmadım ancak trafiğe çıkanlardan dinlediğim kadarıyla yine büyük bir problem varmış ortada. Olay insan canından daha çok paket yetişsin de yemek sepetinde puanımız yüksek gelsin de ne olursa olsun raddesine gelmiş durumda. Ve daha da kötüsünü söyleyeyim. Biz neden kuryelere oyluyoruz? Şimdi bu garip gelebilir arkadaşlar. Ancak birçok sitede bunu görebilmek mümkün. Kuryeniz yemeği nasıl getirdi? Kuryeniz iyi miydi falan filan. Şimdi kuryenin olayı yemeği getirmek değil mi? Evet, yemeği getirdi ve gitti sonrasında. Zaten görevini yapmış bir insanı neden tekrardan oylayalım ki? Bu şey gibi değil mi arkadaşlar? Kasiyere gittiniz ve bana bir sakız dediniz. Size sakızı verdikten sonra o ne güzel verdin, tebrik ederim deyip 10 puan mı vereceksiniz ileride? Böyle mi olacak? İyi de onun görevi zaten o değil mi? Olumlayacak bir şey kalmadığı için normal olanı olumlamaya başladık resmen. Elbette burada moto kuryeleri suçlamıyorum. Burada aslında tüketicide de bir hata var. Ve aynı zamanda sistemde. Bazen insanlar o kadar çok tahammülsüz oluyor ki 10 dakika geciken, 5 dakika geciken siparişler için restoranları darlıyor. Kabak yine kuryenin başına patlıyor. Sonraki siparişi daha hızlı yetiştirmek için kimi zaman trafik kurallarını çiğniyor, kimi zaman kazalara neden oluyor. Ve ikinci suçlu sistem. Normalde kuryeler bir yerlere bağlı olurlar. Ama son zamanlarda artan bir şey var. Motorunuz, ehliyetiniz ve bir de şahıs şirketiniz varsa, bu internetten sanal marketler oluyor. Bunların herhangi birine çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz ve moto kuryelik yapmaya başlayabiliyorsunuz. Her götürdüğünüz şeyden belli bir pay alıyorsunuz. Tabii ki bu çok mantıklı bir sistem ve insanlara iyi de para kazandırıyor. Ancak şöyle bir şey oluyor. Artık bunun denetlemesi de ortadan kalkıyor. Herhangi bir kuruma bağlı olmadığı için motokurye, tek başına takıldığı için işte o denetlemeler 10 üzerinden verdiğimiz puanlar oluyor. Ancak kurye buraya gelene kadar neler yaşadı, trafikte neleri alt üst etti bunları biz göremiyoruz. Aslında biraz da bu nedenden dolayı bu puanlama sistemine karşıyım. Mutlaka sizin de yaşadığınız kuryelerle alakalı anılarınız vardır ya da yine aranızda bu mesleği
mesleği yapmış, zorluklarını tatmış insanlar da vardır. Hepinizi yorumlara bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın ve yarın tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.